Anne yeter hadi, toparla kendini. Tamam canım, tamam. Ne yaptın sen, yerleştin mi odana? Hayır, daha boşaltmadılar ki. Niye o kadar ağırdan alıyorlar? Sormaya çekiniyorum. Ama pek niyetleri yok gibi. Lafı bile edilmiyor. Bihter, bunlar seni dinlemiyor mu? Sözünü geçiremiyor musun yoksa? Ne demek? Söylerim, hemen şimdi boşaltırlar. Niye söylediğinde yapmadılar o zaman? Kimi neyi bekliyorlar anlamadım ki. Senden emir almayı kendilerine yediremiyorlar mı? Bu evin hanımı olduğunu kabul edemiyorlar mı hala? Bak, ben böyle hissettim bilemiyorum. Ya çok laubaliler ya da çok başı bozuk. Bence tedbirini al Bihter. Yoksa çok başını ağrıtacak bunlar, söyleyeyim. Nerede kaldınız? Çabuk. Yürüyüşe gitmiştim. Ta nereden gördüm geldiğinizi? Bir saattir bekliyorum. Ne oldu? Okulda resital vereceğim. Aa, harika bir haber bu. Çalışmaya başlamalıyız hemen. Çok çalışmamız lazım Matmazel, çok. Gitmeyecek bu kadın, bakın görürsünüz. Katya'sı da o da başımızda kalacaklar. Ya tam tavus kuşu sinir. Kurulmuş böyle yatağa, ooo. Kabartmış tüylerini de. Pis pis duygu sömürüsü yapıyor kızına. Yok efendim, ölseymiş daha iyiymiş de, yok bilmem ne de. Bir de ağlaması var. Makyajı akmasın diye böyle böyle. Sahtekar. Seni terbiyesiz. Sen nasıl cesaret edersin böyle konuşmaya? Sahtekar kimmiş söyle bakayım, yüzüme söyle. Bihter Hanım. Kes sesini. Utanmıyorsunuz değil mi? Bu ne çirkinlik, ne basitlik. Ne haddinizle bizim arkamızdan konuşmak, kimsiniz siz? Seni hırsızlık yaptığın zaman kovmadım diye yüz buldun değil mi? Annemin küpesini çaldığını örtbas ettim diye, seni korudum diye nankörlük ediyorsun bana, öyle mi? Pisliğini örttüm diye arsızlığı ele aldın demek. Ama artık bunu kabul edemeyeceğim. İhanet bu yaptığınız. Bu işi, bu evi, bu aileyi hak etmiyorsunuz. Sizi evimde görmek istemiyorum artık. Hadi bakalım Şahiste Hanım. Toparlanıyoruz. Baba. Buraya kadarmış. Hadi.